Evet, diğer soru, Fatih döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Şimdi önce merkezi otorite nedir? Merkezi otorite başkentte bulunan padişahın, sarayın gücünün bütün ülkede hissettirilmesine, sağlanmasına verilen isimdir. Yani eğer padişahın sözü ülkenin en ücra bir köyünde bile geçiyorsa, padişah ülkenin tamamına hükmedebiliyorsa, o zaman merkezi otorite o ülkede güçlüdür demektir. Eğer padişahın otoritesi, sarayın otoritesi başkentin dışında zayıfsa, o zaman merkezi otorite zayıftır deriz. Çünkü Fatih döneminde padişahın ve Osmanlı merkezinin, dolayısıyla padişahın gücünü, otoritesini, yetkisini arttırmak için bazı şeyler yapılmış. Nedir bunlar? Öncelikle bir kanun çıkarılmış. Çıkarılan kanun adı Kanunname-i Ali Osman. İşte bu kanunla padişah gücünü bütün ülkede sağlamlaştırmaya çalışmış. Ne yapmış bunun için? Demiş ki padişah çıkardığı kanunla, bundan sonra mülk padişahın malıdır. Mülk padişahındır. Yani Osmanlı padişahına karşı taht kavgasına girişemezsiniz. Padişah tahtta olduğu sürece. Yani padişah tahttayken Fatih'ten önce, Fatih'in çıkardığı bu kanundan önce bir kişi padişahı tahttan indirebilirse o padişah olabiliyordu. Ama Fatih bunu kanunla engelledi. Artık padişah tahttayken kimse ona karşı taht kavgasına girişemez. Yani padişahı tahttan indirip padişah olan kişinin padişahlığı yasal değil, meşru değil. Bunu getirdi. Böylece padişahı tahta sağlamlaştırdı, güçlendirdi. Yani padişahın gücünü, merkezi otoritesini sağlamlaştırmış oldu. Bir de Fatih bu sancağa çıkma usulünü kanun haline getirdi. Yani şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesinin kurallarını belirledi. Böylece merkezi otoriteyi güçlendirdi.